onlara her türlü zulmü reva gören bu CHP zihniyeti değil mi? İnkar, red ve asimilasyon politikalarının mimarı olan CHP zihniyetinin bu ülke insanına yaşattıkları acıları hala hatırlıyoruz, hafızalarda tazeliğini koruyor. Bu acıları bizzat sizlerin babalarınız, dedeleriniz yaşadı. Gençler hatırlamaz belki ama yaşlılarımız, onu yaşayanlar hala aramızda var. Milyonlarca evladımızın, kızımızın eğitimi var. Aile kurumuna düşmanlık var. Ne var? Kur'an eğitimine ortaça karanlığı diyen bir zihniyet var. İşte bu yüzden birileri Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayarak Bay Bay Kemal'i ya da Vır Vır Kemal'i destekleme kararı aldılar. Evet. Yalan üstüne yalan. O yüzden biz de diyoruz ki Vır Vır Kemal. Bay Bay Kemal'in üzerine bir de Vır Vır Kemal. Şimdi bunlar her türlü sapkınlığı meşrulaştırmak için. Nikahsız, ailesiz, cinsiyetsiz bir toplum için. Böyle bir modeli size dayatmak için el birliği yapmışlar. Birlikte hareket ediyorlar. Bu sapkınlığa, bu aile düşmanlığına geçit verecek misiniz? Geçit verecek mi Batman? Allah'ına kurban. Öyleyse 14 Mayıs'ta sizlerin 20 yıllık kazanımlarınıza göz dikenlerin bu cambazlık oyunlarını hep birlikte bozuyor muyuz? Söz mü? Muhalefetin ekonomiyle ilgili boş vaatlerine de sakın aldanmayın ha. Hiçbir vaatlerinin ayakları yere basmıyor. Çiftçiye traktör dediler. Sonra biz halkın dikkatini celbetmek için böyle söyledik dediler. Kimse onların vaatlerine kanmasın. Güya Vır Vır Kemal 300 milyar dolar para bulmuş. Tefecilerden. Evet. Kimse bu parayı onlara vermez. Hadi diyelim ki verdi. Peki bu parayı nasıl geri ödeyecekler? Bu para vatandaşlarımıza kaç milyar dolarlık bir faiz yükü bindirecek? Ve bunun karşılığında acaba Türkiye'den ne isteyecekler? Bütün bunların hesabını yapmak gerekiyor. Şurası çok açık ki bu parayı verenler siz kenara çekilin. Sizin memleketinizi bundan sonra biz idare edeceğiz diyecekler. Bunların heybesinde sadece boş vaatler var. Sadece ham hayal satıyorlar. Ya tutarsa diye. Peki bunlar halkı nasıl kandırırızın derdinde olanlar neyi vaat ediyorlar? Aslında vaat ettikleri şey bağımlılıktır. Bağımsızlığından vazgeçmektir. IMF'ye göz kırpan muhalefet sizleri yeniden IMF'nin acı reçetelerine ve kemer sıkma politikalarına mahkum etmek istiyorum. Buna geçit vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Batman buna geçit verir mi? Eyvallah. Sayın Cumhurbaşkanımız alana teşrif ettiler. O yüzden ben uzatmadan birkaç cümleyle sözlerimi bağlayacağım inşallah. Toplumun temel değerlerini siyasete yeniden hakim kılmak, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde içi boşaltılmış olan ve aslında bizi, hepimizi biz yapan insani ve İslami değerleri yeniden ihya etmek, birilerinin atılan onca müsbet adımı gözümüzden gelerek kendi kirli ajandaları doğrultusunda suistimal ettikleri Kürt meselesiyle ilgili her türlü istismarın önüne geçmek ve meşru talepleri adalet temelinde birlik ve bütünlük içerisinde çözüme kavuşturmak, ahlaki yozlaşmaya dur demek, hakça bölüşümü ve sosyal adaleti daha da iyileştirmek, toplumun huzur ve barışını pekiştirmek için 14 Mayıs bir milat olsun diyoruz inşallah. Bizim düsturumuz önce insan, öncelik adalettir. Adalet ve hakkaniyet üzere bir dünya, bir toplum özlemindeki herkesi 14 Mayıs'ta sandığa giderek gereğini yapmaya davet ediyoruz. Batman bunu yapacaktır, ben inanıyorum. 4 gün kaldı. Özellikle gençler, şu 4 gün her biriniz hala kafası karışık olan bir dostunuz, akrabanız, ahbabınız, komşunuz ile mutlaka irtibata geçip lütfen gerçekleri anlatın. En temel 2 sorunumuz olan
Kürt meselesiyle inancın önündeki engeller CHP zihniyetinin ürünüdür ve bu konuda rahatlatıcı adımları kim atmıştır?